Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sardunyalarımı balkona çıkarttım. Çok şükür sonunda. Bunlar da salondaydı. Aslında birçoğu kışın kurudu arkadaşlar. Yoksa sardunya çeşidim de çok fazlaydı, çok da güzellerdi. Çocuk odasına koymuştum. Orada da çok ilgilenemediğim için bayağı bir çoğunu kaybettim. Kalanlar bunlar. Bakalım bunlar da inşallah güzel güzel açarlar. Daha da gelişip büyürler. Sabah saksı değişimlerini falan yaptım arkadaşlar. Topraklarını yeniledim. Şuradaki sakız sardunyamı biraz budadım. Hala daha istiyor ama yine de kıyamadım aslına bakarsanız. Maşallah çok güzel oldu. Henüz çiçek açmadılar. Belki balkonda biraz daha açık hava güneş gördükçe falan inşallah açmaya başlarlar herhalde. Sabah da bunlarla uğraştım arkadaşlar. Sardunyaları yeniledim. İlkbahar bakımları. Yine bir kargo göndereceğim. Göndermeden önce de sizlerle paylaşmak istedim. Mersin'e gidecek arkadaşlar kargomuz. Yine çok sevdiğim bir insan. Bu şekilde yılbaşı koydum. Bunu istemişti arkadaşım. Bu şekilde kocaman, gerçekten çok büyüdü, çok güzel oldu arkadaşlar. Bana geldiğinde minnacık bir şeydi. Çok da aramıştım aslında. Yılbaşında çok seviyorum. Gerçekten çok da güzel, mükemmel açıyorlar. Bu kırmızı. Ama artık yer darlığından dolayı satışa koymak zorunda kaldım. Bu kadar büyüttüm. Çok güzel oldu. Ama göndereceğim kişi de benden çok daha güzel bakacaktır eminim. Yine uçlarında tomurcuklar falan var. Bu üçüncü. Açmaya çabalıyor tekrardan. Oysa sadece kışın açar yılbaşı. Gerçekten çok güzel maşallah. Çok sağlıklı arkadaşlar. Bakar mısınız? Köklerini tam temizlemedim. Orada da güzelce saracağım. Bu şekilde göndereceğim inşallah. Bu şekilde bir tane son sevda ağacı. Bu da çok güzel bonsai ağaç şeklinde, bakar mısınız maşallah. Çok seviyorum sevda ağaçlarında. Gerçekten muhteşem duruyor arkadaşlar. Büyükleri bitti. Küçüklerden var. Arzu eden arkadaşlar olursa, isteyen arkadaşlar olursa küçüklerden var. Onlar da büyüyecek, renklenecek. Bu şekilde bir tane tacı tuz. Bu da bakar mısınız, tomurcuklar gelecek inşallah. Bunun çiçekleri harika arkadaşlar. Yani belki sukulentler içerisinde gerçekten çoğunun çiçeği çok çok güzel ama bence en güzel çiçek tacı tuz da herhalde. Benim fikrim bu şekilde. Bu şekilde bir kıvırcık var. Bu da çok güzel. Kocaman da bir ürün. Çok da güzel oluyor. Pembeleşiyor bu da arkadaşlar. Bu şekilde bir leucisna var. Bu da yine aynı şekilde renklenecek. Henüz renklenme olmadı. Ama bu da çok güzel renkleniyor. Tüylü. Gerçekten de çok güzel duruyor bu da. Böyle bir ürünüm var. Bu da özel türlerden arkadaşlar. Bunda da renklenmeler falan oluyor ama inşallah işte bundan sonra çok güzel, ama bu da gerçekten muhteşem duruyor. Bu şekilde siparişler. Böyle bir sakız sardunyanın çiliğinden göndereceğim arkadaşıma. Sardunyaları çok seviyormuş, bakmaya başlamış. O yüzden ondan koymak istedim. Bu şekilde çok güzel çiçekler açan mor telgraf. Beyaz beyaz. O kadar güzel çiçekler açıyor ki bu. Muhteşem duruyor. Yine böyle bir telgraf koydum hediye olarak. İnşallah zararsız, ziyansız gider. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günlerde büyütürsün arkadaşım inşallah. Bu şekilde
paketlemesini yapıp gönderimini yapacağım inşallah. Bunlar da bakar mısınız? Renklenmeler bayağı arttı maşallah. Bunu da satışa koydum arkadaşlar. Bahar geliyor, bebekler büyümeye başladı. O yüzden yer darlığından artık birçok bir şeyi satışa koydum. Bu da muhteşem bir tür, gerçekten harika. Bakar mısınız güzelliğe, kocaman da. 14'lük saksı da bu. Renk tonu falan harika duruyor arkadaşlar. Bu da satışta bir adet ve sadece bir adet var. Bu şekilde bugünkü videomda. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Abone olup beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Abone olursanız da çok sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.